Merhaba, ben Tuğba Kaplan. Bu eğitim boyunca sizlerle insan kaynakları konusunu masaya yatıracağız. Günümüzde gençlerimizin aklında çok büyük bir soru işareti var. Kariyer planlamamı nasıl yapmam gerekiyor? Her şeyden önce kariyer kelimesinden ne anladığınıza bakmamız gerekir. Kariyer, bir insanın hayatı boyunca mesleği ve işiyle ilgili algıladığı ve kendini yönlendirdiği tutum ve davranışlar olarak karşımıza çıkar. Yani siz kariyerinize meslek seçiminden başlarsınız ve kariyer kavramı sizin için iş yaşamı hayatınız boyunca devam eder. Bir insanın günde 9 saatini ortalama iş yerinde geçirdiğini düşünecek olursak gerçekten doğru kariyer planlaması çok önemlidir. Kariyer planlama kavramı hayatınızda ne zaman başlamalı? Üniversite sınavından önce başlamalı. Çünkü üniversite sınavı aslında zaten sizin artık meslek seçimleri yaptığınız sınavdır. Burada da yine maalesef diyeceğim ama biz hep Türkiye'de puanının yettiği bölümü yazma eğilimindeyiz. Siz zanaatkar olmak istiyor olabilirsiniz. Siz sanatçı olmak istiyor olabilirsiniz. Siz grafiker olmak istiyor olabilirsiniz. Meslek seçimi bir sınavdan aldığınız puandan çok daha bağımsız bir kavramdır. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir de ülkenin gerçekleri var. Yaşadığımız çağın gerçekleri var. Çok ciddi bir rekabet var herkes arasında. Peki biz nasıl yapacağız bu işi? Nasıl ilerleyeceğiz sorusu aklınıza gelebilir. Burada da en güzel cevap şudur. Kocaman bir hedef koymayın önünüze. Ben ayda 200 bin lira kazanan bir firmanın kurucusu olacağım bir hedeftir ama uzun vade hedefidir. Bir firma kurana kadar hangi aşamalardan geçeceksiniz? O firmayı kurduktan sonra o cirolara ulaşacağı zamana kadar hangi aşamalardan geçeceksiniz? İşte bunlar da sizin ara hedeflerinizi oluşturur ki ara hedefler bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü kocaman bir hedef hepimizi ürkütür. Ama ben büyük hedefi minik minik hedeflere bölerek basamaklandırırsam her bir basamağı açtığımda, gerçekleştirdiğimde hem mutlu hissederim hem de o büyük hedefe bir basamak daha yaklaşmış olurum. O yüzden sakin olup kendinize bu soruları sorup kendi planınızı uzun, kısa ve orta vade hedefleri olarak hazırlamanız gerekir. Hedeflerinizi belirlediniz. Kısa, orta, uzun vadeli olarak ayrıştırdınız. Şimdi yapmanız gereken A şehrinden B şehrine gittiğimiz formülleri hatırlamak. Şu anda böyle bir Tuğba var ve Tuğba'nın böyle bir hedefi var. Tuğba bu hedefi gerçekleştirmiş insanlara nazaran kıyasladığımızda hangi konularda kendini geliştirmeli, hangi işleri, hangi aksiyonları yapmalı ve almalı ki buradaki insanlarla aynı kriterlere sahip olsun ve rekabet üstünlüğü sağlayabilsin. İşte bütün gizem burada. Çoğunlukla insanlar bir mesleği seçerken o mesleğin güzel yönlerine odaklanarak seçerler. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Dünya üzerindeki her mesleğin hem güzel hem de zor yanları vardır. Önemli olan o mesleği zor yanlarını da bilerek, kabul ederek, göğüsleyerek belirlemek ve hayatınıza katmak. Bunu yapabilirseniz eğer mesleğinizin zor yanları sizi mutsuz etmez, güzel yanları mutlu eder ve siz o mesleği her icra edişinizde kendinizi bir basamak daha geliştirirsiniz. Ülkemizde meslek seçimi ya da kariyer planlama kavramlarında en çok zorlanılma sebepleri neler? Bunları bilirsek kendimizi daha iyi planlarız ve daha iyi odaklanabiliriz. Ülkemizde meslek seçimi çok fazla sınav odaklı gidiyor. Ama meslek öyle bir şey ki sınavı kazandınız, okulunu okudunuz, mesleği sevemeyebilirsiniz. Ama eğer ben meslekten sınava doğru bir yolculuk yaparsam, mesleğimi seçerek o sınava girersem, bu netlik beni rahatlatır ve sınavdaki stres düzeyinizi de azaltır. Ülkemizde meslek seçimi ya da kariyer planlama konusunda insanların en çok zorlandığı konu, gerçekten ne istediklerini bulma konusu. Çünkü bizim eğitim sistemimizde, mesleki yönelim belirleme sistemimizde ve bizim aslında çalışma hayatındaki çalışma sistemimizde kişilere
gerçekten ne istediğini sorma ya da kendilerine bunu sordurma üzerine kurulu değil. Bu yüzden genç arkadaşlara ne yapmak istiyorsunuz diye sorduğumuzda çok net cevaplar alamıyoruz. Halbuki genç arkadaşlar ne kadar netleşebilirse ve biz sistemsel olarak ne kadar onların netleşmesine destek olursak, bizim o kadar mutlu doktorlarımız, o kadar mutlu marangozlarımız, o kadar mutlu heykeltıraşlarımız olacak. İşte bu yüzden hemen şimdi kendinize ben Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet olarak ne yapmak istiyorum, ne gibi bir işte mutlu olacağım, hangi meslekte ya da hangi düzeyde bu mesleği yaparak mutlu olacağım diye sorma vakti. Hayalleriniz var. Hedefleriniz var, hayattan istedikleriniz var, kendi kariyeriniz adına içinizden geçen güzellikler var ama somut adımlar atmadan bunu gerçekleştirmeniz çok zor. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor ve kendinize yatırım yapmadan bunu geliştirmeniz gerçekten zor. O yüzden hemen şimdi kariyer planınızı oluşturun, hedeflerinizi belirleyin ve her bir hedefe giden yolda ne gibi aksiyonlar almanız gerektiğine bakın ve adım atın. İnanın her şey çok güzel olacak.